meşhur var mıdır, vacip midir? Neyse, orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişilere kullandığı şey? İslami mezhebine göre evde hikâfa girebiliyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili dostlar, sesimizin, görüntümüzün ulaştığı bütün kardeşlerimizi, büyüklerimizi, küçüklerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Diyanete Soralım programına hoş geldiniz, safa getirdiniz. Malumunuz yaklaşık bir saat boyunca ekranlarda oluyoruz, hanelerinizde misafir oluyoruz ve dini anlamda merak edilen sorulara cevap bulmaya çalışıyoruz. Bu akşam birlikteliğimizde Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Sayın Mehmet Kapukaya hocam var. Hocamın ilminden istifade ederek aklımıza takılan soruları cevaplandırmaya çalışacağız. Sizler de programımıza telefon bağlantısıyla katılabilirsiniz. 0312 alan koduyla 294-4-294 nolu telefon numarasını tuşladığınızda Diyanete Soralım ekibinden ekip arkadaşlarımızla görüşeceksiniz. Sonrasında da inşallah sizi yayında dinleyeceğiz. Sorularını, programımızla alakalı istek, öneri ve görüşlerini mail üzerinden göndermek isteyen izleyicilerimiz diyanetesoralim@diyanet.gov.tr adresini kullanabilir. Ve sosyal medya üzerinden bağlantı kurmak isteyen, paylaştığımız gönderileri de kaçırmadan takip etmek isteyen izleyicilerimiz Facebook ya da Instagram üzerinden Diyanete Soralım sayfalarına ulaşabilir. Takip ederseniz çok seviniriz efendim. Çünkü biz sosyal medya hesaplarımızdan sadece soru almıyoruz. Daha önceden cevaplandırılmış soruları kısa kesitler halinde de paylaşıyoruz. Olur ya, sizin aklınızda da öyle bir soru vardır. Anında cevabını video olarak görebilirsiniz. Hatta sizler de sayfalarınızda paylaşarak daha fazla kardeşimize ulaşmasına vesile olabilirsiniz. Diyanete Soralım programı aynı zamanda Diyanet Risalet Radyo'dan da canlı şekilde yayınlanıyor. Diyanet Risalet Radyo üzerinden bize kulak veren radyo dostlarımıza da selamlarımızı iletelim. Mehmet hocamızla bir hoş geldiniz diyelim. Vakit kaybetmeden ilk telefon bağlantısı için Ankara'ya gideceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Furkan'cığım. Elhamdülillah. Sizler nasılsınız? Elhamdülillah hocam. İyiyim çok şükür. Sizin yanınızda olduğum için daha da iyiyim. Elhamdülillah. Teşekkür ederiz. Benim için de aynı. Allah yokluğunuzu göstermesin. Müsaadeniz varsa hemen telefon bağlantımıza geçelim. Ankara'dan Hatice Hanım hattımızda. Hatice Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Öncelikle hocama ellerinden öpüyorum, size saygılarımı sunuyorum. Saygı, hürmet benden efendim. Benim bir sorum var hocama. Buyurun. Ben idrar yapamıyorum, sonda kullanıyorum günde 4 sefer. Ve onun için de sık sık idrar yolu enfeksiyonu geçiriyorum. Onun için oruç tutamıyorum. Yani tutmam mı gerek, vicdanım rahat etmiyor. Hocama bir sormam. Peki, soralım Hatice abla. Cenab-ı Allah hayırlı şifalar ihsan etsin. Bir an evvel sıhhatinize kavuşursunuz diyelim. Ankara'ya da selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Evet, yani sürekli hastalık hali demek ki bir kronikleşmiş bir durum söz konusu. Hatice Hanım bir taraftan oruç tutmayı da çok istiyormuş. Ama başına gelen bu hadiseler yüzünden bu biraz mümkün değil gibi. Ne tavsiye edersiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle hanımefendiye geçmiş olsun diyorum. Allah sağlık, afiyetler versin. Amin. Ona ve cümle hastalarımıza. Amin. Hanımefendi sonda kullandığı için bu sonda öncelikle orucu bozan bir şey midir? Onu cevaplayalım. Hayır, sonda tek başına orucu bozan bir şey değildir. Eğer bu yönüyle sormak istiyorsa bu cevabı kendisine vermiş olduk. Ama sağlık sorunları nedeniyle bu hastalığı sebebiyle doktoru şayet kendisine oruç tutmasının sağlıklı olmayacağını, sağlığının bozulacağını ifade etmişse bu durumda onun için iki tane seçenek var. Nedir? Ara ara tutabilir, tutamadıklarını eğer kaza etme imkanı varsa tutabilirse Ramazan'dan sonra ara ara bile olsa tutmak suretiyle bu şekilde oruçlarını tutabilir. Eğer bu da mümkün değilse ve hiçbir şekilde oruç tutmasına doktoru tarafından izin verilmiyorsa ve sağlığı bozulacaksa bu takdirde fidye ödeme yoluna gider. Fidye ödeme imkanı da yoksa oturup Cenab-ı Allah'a "Ya Rabbi beni affet" diye dua eder. Eyvallah hocam. Peki.
Teşekkür ederiz. Bütün hasta kardeşlerimiz için biz de şifa niyaz ediyoruz Rabbimizden. Çorum'dan Ahmet Bey hattımızdaymış. Ahmet Bey hoş geldiniz. Sağ olun. Siz de sağ olun efendim. Buyurun. Sağ olun. Dinliyoruz Ahmet Bey. Buyurun. Hayırlı akşamlar. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Ben bir varis çorabı kullanıyorum da. Hı hı. Acaba abdeste şey olur mu? Onu sormak için aradım hocam. Peki. Allah kolaylıklar versin. Şifa diliyorum size de. Çorum'a selam olsun. Hayırlı akşamlar. Bu varis çoraplarının bir tamamen ayak uçlarını kapatanı var. Bir de bir kısmı açık olanları var. Özellikle parmak kısımlarının açık kalan versiyonlarını da biliyoruz. Her iki açıdan değerlendirildiğinde varis çorabı kullanan kimseler nasıl abdest almalı? Varis çorabı kullanan kimseler bunun üzerine mesih yapabilirler. Varis çorapları mesler gibi değerlendirilmez. Yani meslerin bir süresi vardır. Mukim olanlar için işte bir gün, misafir olanlar için de üç gün diye bir süresi vardır. Varis çoraplarının böyle bir süresi yoktur. Onu çıkardığı zaman zaten günlük olarak akşamleyin çıkarıyor onu. Bu takdirde sabahleyin yeniden onu giyecektir. Ama diyelim ki mesela varis çorabını çıkarmadı, akşam çıkarmadı. Bu bir süreye tabi değildir. Öncelikle onu söyleyelim. Yani mesk gibi değerlendirilmez varis çorabı. Sizin de işaret buyurduğunuz üzere bunun iki çeşidi vardır. Bir, ayakları tamamen kaplayan, yani parmakları da kaplayan ve hiçbir yeri gözükmeyen bir varis çorabı. Bunun üzerine mesih yapabilir. Aynen mesk üzerine mesih yapması gibi elini ıslatarak bir kere parmak uçlarından başlayarak geriye doğru mesih yapabilir. Her iki ayağını bu şekilde yapar. Eğer şayet ayağının bir kısmı açıktaysa, parmak uçları bazılarında açık oluyor ve neredeyse ayağının yarısına kadar açık oluyor. Bu takdirde varis çorabının olduğu yeri mesheder, diğer kalan kısımları da yıkar. Peki hocam, teşekkür ederiz. Mehmet Bey hattımızda, Samsun'a gidiyoruz. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Furkan Bey. Buyursunlar efendim. Önce selamlarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Aleyküm selam. Allah ömrünüzü bereketlesin hocalarım. Amin, bil mukabele. Hocam benim sorumun birisi şu, bu kıble tayini konusunda bir 45 derecelik açının normal olduğunu hani sizlerden dinlemiştik. Hı hı. Şimdi bu açıyı hesaplarken mesela benim şu andaki tam doğru kıble istikametimde oturmuş odanın kapısı var. Bunun 45 derece sağ tarafı, 45 derece sol tarafı toplam 90 derece oluyor. Böyle mi hesaplayacağız? 22,5 derece sağ tarafı, 22,5 derece sol tarafı böyle mi hesaplayacağız veya da başka bir yolu mu var? Sorumun birisi bu. Tamam. İkinci sorum hocam. Şimdi namazını, bu soru çok soruldu ama ben başka bir yönünü soracağım sizlere. Şimdi oturarak namazını kılan bir kimsenin imamlığı konusunda şöyle bir durumu var. Birinci rekatı normal kılıyor. Kaidesini, kıraatını, rükûsunu, secdesini normal yapıyor. Birinci rekatı. Fakat secdeye indiği zaman secdeyi de yapınca ikinci rekata kalkamıyor. Dizlerini kırıp da kadesini ve kıyamını yapıyor. Ama secdesini yine yere yapıyor. Rükûsunu yine dizlerinin üstüne kırarak oturuyor. Öyle diyelim yani yarım oturma şeklinde. Bu kimsenin bir kimse olmadığı zaman imamlık yapması caiz midir? Peki. Bilmiyorum, sorumu anlatabilir mi? Anladım. Anladım Mehmet abi. Bakalım hocam ne diyecek. Samsun'a selam ediyoruz. Hayırlı akşamlarınız olsun. Şimdi ilk sorusu kıble tayinin sorusuyla alakalı bir takım bilgiler var Mehmet Bey'de ama sanırım bazı konuları yanlış anlamış. Sapma konusu yeni tayin edilen bir kıblede, yani şurası buraya denk geliyor o yüzden biz 45 derece sapalım mı, yoksa var olan bir şey üzerinde mi böyle bir 45 dereceye kadar müsamaha var, onu öğrenelim. Şimdi beyefendi evindeki bir sapmadan bahsediyor. Evinde kıbleyi tam olarak tespit eden bir kimse sağa sola sapma yapamaz. Yani 15 derece bile olsa, 25 derece bile olsa, efendim
45 derecelik bir açıyla sapma namaza zarar vermiyor diye bu şekilde kılamaz. Kıbleyi kesinlikle tespit eden bir kimse kıble istikametine durmalıdır. Buradaki temel espri nedir? Biz Kabe-i Muazzama'da, Kabe'de olsak, Allah cümlemize nasip eylesin. Kabe-i Muazzama'da olsak oradan 5 derece sapabilir miyiz? Sapamayız. Neden? Çünkü orada bizatihi Kabe'ye yönelmek gerekiyor ve çok dikkatli olmak gerekiyor. Peki Kabe'nin dışında o zaman nasıl olması gerekir? İnsanların Kabe cihetine yöneldiklerini, Kabe istikametine yöneldiklerini bilmeleri gerekiyor. Bu 45 derecelik açıya neden izin veriliyor? Ya her ihtimale karşı bu işte saparsa efendim bu kadar bir açıya izin veriliyor. Yoksa bu 45 dereceye kadar efendim hiçbir problem yoktur veya camilerde, yeni yapılan camilerde, özellikle yeni yapılan camilerde canım efendim burada halıların şekli bozulmasın veya biraz daha fazla cemaat buraya sığsın diye bu şekilde bir sapmayla namaz kılmak doğru değildir. Bunu bu şekilde ifade edelim. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Şimdi diğer sorusu oturan bir kimsenin yani kıyam, kıraat, rükû, sucud bunlardan bir tanesini yapamıyor. İma yoluyla yapıyor. Secdede mesela burada durum biraz farklı. Secdeye de yapabiliyor ama tekrar kıyama kalkamıyor. Bir problemi var. İmamlık yapacak bir başka kimse de yok. Bu anlamda yetkin, mahir biri de yok. Bu insanın diğer sağlam insanlara imamlık yapmasında bir sakınca olur mu? Bunun detaylarına girmeden kısa bir cevap vereceğim. Buyurun. Eğer burada kendisinden başka imamlık yapacak bir kimse yoksa, oturarak namaz kılan bir kimse ayakta olan kişilere namaz kıldırabilir. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Çorum'a gidiyoruz değerli izleyicilerimiz. Hacı Bey hattımızdaymış. Hoş geldiniz. Alo. Alo. Selamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz efendim. Allah razı olsun. İkiniz de maşallah nur saçıyorsunuz ya. Program biraz daha böyle zaman uzun olsa çok kısa olduğundan ancak kısıtlamayla bitiriyorsunuz ama bunun zamanı biraz uzun olsa yani Cenab-ı Allah size bu programı kısmet ediyor. Ne kadar güzel. Hele hocamdaki şu nura bak ve sizdeki nura bak. Allah razı olsun. İyalar güzeli. Sağ olun. Benim sorum şu dostum. Buyurun. Şimdi biz eskiden musalladan cenazeyi aldığımız zaman hoca önde, cemaat arkada duayla giderdi. Şimdi cenazeyi götürürken siyasetle götürüyoruz. İşte araba alıyoruz, satıyoruz, katıyoruz. Katlarla, yatlarla, yerlere gidiyoruz. Aynı kabrise de aynı devam ediyor. Evet. Ne yazık ki bu kabristana bu cenazeyi koyduktan sonra, defnettikten sonra cenazenin başında beklenmesi gerektiğini söyledi hoca efendi. Bizim camide cuma günü ben bir vaazda dinledim. Hı hı. Caminin birisindeydim. Yani bir en azından bir devenin yüzülmesi kadara beklenmesinin sevap olduğunu söyledi. Bunun yani bize Allah bize bir iyi bir kabristan komşusu etmesi için de Mevlam'dan niyaz ediyorum. Eyvallah. Size de en güzel programı yayınlanmanızı diliyorum. Teşekkür ederim hacı abi. Dostluğun var olsun. Hürmet saygı benden. Çorum'a selam ediyoruz. Dua bekleriz. Hayırlı akşamlar. Soruyu şöyle biraz daha anlaşılabilir hale getirirsek diğer izleyicilerimiz de daha iyi kavrasınlar. Bir cenaze var ve biz o cenazede bir tanıdığımızı, yakınımızı uğurlamak üzere o gün camideyiz. Musallada hoca efendi helallik diledi bizden. Ardından özellikle köy yerini baz alırsak kabristana kadar da omuzlarda o cenaze gidecek. Bunun bir adabı var mı? Mesela ben önceden hatırladığım ve bildiğim kadarıyla cenazenin önünde kimse yürümez. Herkes arka kısımda, cenazenin arkasından gelir diye biliyordum. Hacı Bey diyor ki artık insanlar ölümün acısını da unutuyorlar. Arkada ticarette konuşuluyor, siyasette konuşuluyor, farklı şeylerden de bahsediliyor. Yani ölümden ders alma durumu da ortadan kalkmış. Bir de sanırım telkin konusunu sordu. Ne dersiniz? Evet, beyefendi son derece haklı. Kendisine iltifatlarından dolayı da teşekkür ederim. Allah razı olsun. Son derece haklı. Cenazelerde gerçekten insanlar cenazelerden son zamanlarda çok fazla ibret almamaya başladı. Yani cenazeyi günlük rutin işlerden bir işmiş gibi değerlendiriyor.
Bu durum tabii özellikle cenaze sahiplerinin çok zoruna gidiyor. Yani bir cenazesinde gülünmesi efendim veya işte dünya kelamı konuşulması, ticaret konuşulması, başka şeylerin konuşulması doğru değildir. Cenazeler hepimiz için bir ibrettir. Ve kefe bil mevti vaiza diye bir söz var. Ya. Bu Hazreti Ömer Efendimiz'e de nispet edilir. Yani en büyük vaiz ölümdür. Böyle tercüme edebiliriz. En büyük vaiz, en büyük nasihatçi ölümdür. Ölümden insanların ibret alması gerekir. Ve bir gün o musallaya kendisinin de yatacağını, o mezara kendisinin de gireceğini düşünmesi gerekir. Bu tür mala yani şeyler, yani cenaze adabına bağdaşmayan ve cenaze sahibini üzen, rencide eden şeylerin yapılmaması gerekir. Bu Müslümanların veya komşularının bu hususta itina göstermeleri gereken hususlardan birisidir. Telkin konusuna geldiğimiz zaman telkin konusunda lehte ve aleyhte birçok şeyler söylenmiştir. Yani bir kısım alimler telkinin yapılması gerektiğini söylerken bir kısım alimler de telkinin yapılmasının gerekli olmadığını ifade ederler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu telkini yapmış mıdır? Hayır, yapmamıştır. Yani Peygamber Efendimizin telkin yapmadığını biliyoruz. Şimdi denilebilir ki Peygamberimizin yapmadığı her şeyi biz de mi yapmayalım veya yapsak ne olur diye insanlar bunu konuşabilir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir sözleri var, mübarek bir sözleri var. Ne diyor? لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ بِلَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ La ilahe illallah sözüyle ölülerinize telkin veriniz diyor. Kelime aynen böyle, mevtaküm kelimesi, ölüler demektir. İşte burada alimler diyorlar ki, acaba bu ölüden maksat ölmek üzere olanlar mı? Yoksa gerçekten ölmüş olan kimse mi diye. Ve bundan dolayı bir kısım alimler ölmek üzere olan kişiye bu telkin yapılır diyor. Öldükten sonra bu telkin yapılmaz diyor. Bir kısım alimler de burada ölüler ifadesi geçtiği için motomot diyor. Bu ölüye telkin yapılabilir. Bu haddi zatında çok önemli bir mevzu değildir. Yani ölüye telkin yapılması ya da yapılmaması, cenazeye karşı yerine getirilmesi vacip olan hususlardan, lazım olan hususlardan birisi değildir. Esas burada bizim dikkat etmemiz gereken hususlardan birisi nedir? Cenaze sahiplerinin özellikle ve komşularının hemen o mezarlıktan dağılmamaları, bir müddet orada beklemeleri, gerek Kur'an-ı Kerim okumak suretiyle gerek dua okumak suretiyle ölüyü orada yalnız bırakmamaları. Çünkü bu kişi daha yeni ölmüştür ve biz onu ölü olarak defnetsek bile oraya defnettiğimiz zaman anlıyoruz ki Peygamberimizin hadislerinden de anlıyoruz veya sahabenin bu konudaki uygulamalarından da anlıyoruz. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle bir sözünü hatırlıyoruz. Kardeşinizi yalnız bırakmayın, onu terk etmeyin, şu anda o hesap vermektedir diye. Şimdi Allah'a hesap veren veya işte meleklerin sorularına hesap veren bir kimseyi o anda yalnız bırakmamak, yani manevi bir destek olmak, bak biz buradayız gibi efendim bunu hissedebilir mi? Allah izin verirse hissedebilir. Yalnız olmadığını hissetmesi önemlidir. Bu yüzden de bazı alimler diyorlar ki bu cenazenin yanında yani kabrin yanında bir deve kesilip etinin dağıtılacağı kadar bir süre beklemek ve onu yalnız bırakmamak uygundur. Cenaze adabındadır, adabındandır derler. Eyvallah. Allah gani gani rahmet eylesin. Bütün kaybettiğimiz yakınlarımıza. Şimdi biz bu soruyu cevaplandırırken hep cenaze ifadesi veya ölü ifadesini kullandık. Hocam da kullandı, ben de kullandım. Yani insan öldüğü zaman aslında kendinden alınan ilk şey ismi. Kimse Ahmet Efendiler de demiyor. Cenaze nerede sorusuyla muhatap olunuyor oradaki insanlar. Bunu niye söyledim? Bir takım günahlar işliyoruz. Bu günahlardan kurtulmamız lazım. Çünkü herkes çekip gidecek ve biz amellerimizle baş başa kalacağız değil mi hocam? Muhakkak. Sonunda gidecek orada bekleseler de amellerimizle baş başa o kabirde kalacağız. Sevda Hanım şöyle bir şey demiş. 4 yıllık evliyim. Eşim sigara, kumar ve içki
bağımlısı. Bunları bırakacağını söyledi, bir takım sözler verdi fakat yapmadı. Birkaç kez de şiddet uyguladı diyor. Bekledim düzelmesini fakat düzelmedi. 4 gün önce de içki bardaklarıyla eve geldi. Ben bunları kırdım ve biraz da tartışmalar yaşandı aramızda. Küçük bir kızım var, onun için sabrediyorum demiş. Ama artık dayanacak gücüm kalmadı. Ben bu evliliği noktalama kararı aldım. Boşanma davası açacağım. Günaha girmiş oluyor muyum diye size sormak istedim demiş. Hem Sevda Hanım'a cevap verseniz hem de Sevda Hanım'ın eşi gibi içki, kumar ve sigara bağımlılığı olan kardeşlerimize biraz nasihat etseniz hocam nasıl olur? Evet, öncelikle bu nasihat bölümünden başlayalım. Bir Müslümanın ağzına alkol alması büyük günahlardan bir tanesidir. Ve Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde bunun yasak olduğu, haram olduğu belirtilmektedir. Çünkü alkol insanları Allah'tan uzaklaştıran bir şeydir. Ne buyuruyor? İnneme yuridu şeytanu en yuqi'a beynekumul adave. Bu içki, kumar ve sayılan şeyler bir defa insanlar arasında düşmanlık meydana getiriyor. Ayet böyle söylüyor. Hı hı. Efendim. Vel bagda, öfke, kızgınlık, öfke ve bu öfkeyle neler yapılıyor? Fil hamri vel meysir. Ve yasuddeküm an zikrillah. Bundan daha kötüsü. İnsanın Allah ile bağlantısını kesiyor bu. İnsanın Allah ile iletişimini, bağlantısını kesiyor. Bu daha kötü değil mi? Yani bu hepsinden belki daha kötü olan bir şeydir. Ve anis sala, insanı namaz kılmaktan, dua etmekten de alıkoyuyor. Buradaki sala, namaz, dua da o anlamı da var. Ondan da alıkoyuyor. Kısacası bunları meydana getiriyor. Bir hanımefendi evlenirken bir hayal kuruyor. Mutlu bir aile yuvası kurmak, çocuklarını yetiştirmek, kocasıyla huzurlu olmak, inanç bakımından, amel bakımından, oturdukları zaman sofraya işte sohbet etmek, böyle hayatlarını mutlu bir şekilde gülerek, eğlenerek geçirmek, efendim ibadet ederek, Rabbine dua ederek, ibadet ederek geçirmek. Kısacası mutlu bir hayat yaşamak istiyor. Elbette. Şimdi eğer bir hanımefendi bununla bu şekilde bir hayat yaşayamıyorsa ve hayatı artık kendisi için bir zehir haline gelmişse, hangi hanımefendi ister ki kocası alkollü bir şekilde eve gelsin? Kim ister bunu? Hangi çocuk ister ki babası alkollü bir şekilde eve gelsin? Kimse bunu istemez. Ve o evde alkolün olduğu yerde ne bereket vardır, orada ne bir rahmet melekleri vardır. Kısacası iyilik namına, güzellik namına bir şey yoktur. Dolayısıyla hanımefendi bundan rahatsız oluyor, muzdarip oluyor. Ve neticede ne yapıyor? Gitmiş içki bardaklarını kırmış, kırmak zorunda kalmış sonunda. Ve bizim burada tavsiye edeceğimiz şey hemen boşanma yoluna gitmemesi. Kur'an-ı Kerim'de beyan edildiği üzere aile büyüklerini devreye sokması ve aile büyüklerinin huzurunda kocasından bir söz alması. Bunu tavsiye ederiz. Bütün bunlara rağmen yine kocası bundan vazgeçmiyor ve hala hanımını kızdırmak için içkili bir şekilde geliyorsa, efendim elinde ne bileyim rakıyla, şişeyle, affedersiniz böyle geliyorsa, bu durumda kadın kendi çocuğu için ve dini hayatı için başka da bir çözüm bulamıyorsa, bunlar da çok önemli. Yani bir çocuğun yetiştirilmesi, alkollü bir babanın gözetiminde yetişen çocuk farklı olur. Efendim, bunlardan uzak ortamda. Bunlardan uzak bir ortamda Allah ile hemhal olan, beraber olan bir babanın gözetiminde yetişen çocuk gerçekten çok farklı olur. Hanımefendi de gerek kendi sağlığı açısından, hem maddi sağlığı açısından, ruhsal sağlığı açısından, hem de manevi sağlığı açısından çocuğu ve kendisi için korkuyorsa, bu takdirde
mahkeme yoluna başvurup boşandığı takdirde kendisi için hiçbir vebal olmaz. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. İnşallah hocamın nasihatlerine kulak verir bu tarz hastalıklara müptela olan kardeşlerimiz. Giresun'dan Yusuf Bey hattımızda. Yusuf Bey hoş geldiniz yayınımıza. Selamun aleyküm. Hayırlı yayınlar. Ve aleyküm selam. Teşekkür ederiz. Benim birinci sorum, bizim burada bir Kur'an kursu yapılacaktı. Bir miktar fındık buranın mahsulü. Fındık ayırdım. Buna burada başlamadı. Fındık benim üzerimde kaldı. Ben şimdi bunun zekatını ben vereceğim. Yalnız buraya vereceğim onu başladığı zaman parayı. Kayırdım tabii. Anladım. Bunu sormak istiyorum. Bir de ikincisi, 6 tane çocuğum var. Bir tanesi boşlu. Buna yardım ediyorum. Bundan ben mesul müyüm? Ötekilere vermiyorum tabii. Buna veriyorum yani. Peki. Rabbimiz evladınızın borcunu bitirmeyi nasip etsin. Diğer evlatlarınıza ve size de sağlık afiyet versin. Orada başlayacak Kur'an kursunun da bir an önce başlamasını, sonra da içinde huffazın eğitim görmesini nasip etsin. Giresun'a selamlar, muhabbetler. Niyet hayır ama biraz gecikmiş. Bir fındık ayırdım. Bağışlamak istedim. Bunu ayırdım. Her halükarda vereceğim diyor. Ama henüz başlamadığı için de veremedim. Zekat konusunu değerlendirdiğimizde bunlar zekata tabi mi? Bir defa beyefendi fındığını, hasadını yaptığı zaman bunun öşrünü vermekle mükelleftir. Yani öşrünü bunun hesaplarken de 4 tane biz madde sayıyoruz. Ne diyoruz? Buğday, arpa, mısır ve pirinç. Bunlardan değeri en düşük olanı neyse, hangisi ise. Mesela buğdayda diyoruz 653 kilo. Hı hı. Fındığını buna endeksler. Tabii masraflarına falan düştükten sonra diyelim ki 653 kilo buğday 10 bin lira etti. Yani ben bilmiyorum şimdi kaç lira eder. Diyelim ki 10 bin lira etti. Bu beyefendi masraflarını çıktıktan sonra hasat anına kadar geride kalan fındığı bunun 10 bin liralık ediyorsa bu takdirde bunun öşrünü vermek zorundadır. O anda verecektir. Beyefendi henüz anladığımız kadarıyla bunu vermemiş ve bunu camiye vermek istiyor. Peki bu öşrü camiye verebilir mi? Hayır, veremez. Öncelikle bunun öşrünü vermesi gerekiyor. Hmm, yani ilk hasadı yaptıktan sonra bir öşür hesaplaması yapıp bunu fakir insanlara vermesi lazım. Bunu fakir insanlara vermesi gerekiyor. Bu öşrü camiye veremez, cami inşaatına veremez. Bunun öşrünü verdikten sonra camiye de fındık vermek istiyorsa onu er de verebilir, geç de verebilir. Burada bir problem yok. Peki hocam, bu olay hani biraz da şöyle değerlendirsek nasıl olur? Yusuf abi kapattığı için soramadık. Ben böyle ihtimalli bir soru daha sorayım, daha iyi anlaşılsın. Diyelim ki Yusuf abi hasadı yaptı, öşrünü hesap etti. Bir fakir kardeşimize ya da birkaç fakir kardeşimize öşrünü verdi. Daha sonra dedi ki ya ben işte bu kadarını buradaki Kur'an kursuna ya da camiye ayırdım. İnşaat başladığı zaman onlar adına bunu satacağım veya onlara teslim edeceğim. Onlar satacaklar, kullanacaklar. Üzerinden de bir yıl geçti. Buna bir daha zekat vermeye gerek var mı? Bir kimse öşrünü verdiği şeyin zekatını bunu paraya çevirmediği sürece aradan bir yıl, iki yıl da geçse tekrar vermesi gerekmez. Yani öşürde durum para gibi değil, nakit para gibi değil ya da altın gibi değil. Cinsi değişmedi. Öşrünü vermiş olduğu bir şeyi o elinde, yani beyefendinin fındığı elinde bulunduğu sürece bunun tekrar öşrünü vermesi gerekmez. Eyvallah hocam. Siz de bir ordulusunuz. Ordunun da fındığı güzel, Giresun'un da güzel. Her iki şehrimize de selam olsun. Şimdi Yusuf Bey biraz bilinçli bir ağabeyimiz. Allah selamet versin. Benim 6 evladım var. Birinin borcu var dedi. Ona zaman zaman yardım ediyorum. Borcunu ödemesi noktasında bir takım katkılarım oluyor. Soru şu, diğer 5 evladına bu yardımları yapmadığı için acaba Cenab-ı Hak katında bir sorumluluğu var mıdır? Öncelikle bu borçlu olan evladı neden borçlanmıştır? Hangi sebeple borçlanmıştır? Yani gerçekten geçinemiyor mu? Aldığı para yetmiyor mu? Çalıştığı halde bu yetmiyor mu? Yani haklı bir takım nedenlerden dolayı, geçerli olan bir takım nedenlerden
dolayı mı borçlanmış ve beyefendi bunun için mi buna yardım ediyor? Eğer bu şekilde bir yardımda bulunuyorsa bunda bir sakınca yok. Ancak yine de diğer evlatlarına bunu anlatması, yani yavrularım bak bu kardeşiniz daha biraz mağdur, muhtaç, ben onun için hani buna izah etmek zorunda değil. Ya bir zorunluluk veya mecburiyet söz konusu değil ama evlatlar arasında bir kırgınlık olmaması için bunu onlara anlatması, izah etmesi yerinde olur. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Ganim Hanım'ın selamları var size. Bir sosyal medya sorusu. Evimizde biriktirmiş olduğumuz bir miktar sadaka parası vardı diyor. Şimdi evlilik hazırlığı yapan ama çeyizinde de bir takım eksiklikleri olan bir genç bulduk. Genç çift bulduk diyor. Bu parayı onlara versek veyahut da çeyizlik bir takım bir şeyler alsak da hani çeyizinde kullansa isabetli bir davranış yapmış olur muyuz diyor. Evet, fakir olmak kaydıyla böyle evlenme hazırlığı yapan bir kimseye bunu verebilir. Onun temel ihtiyaçlarını bu şekilde alabilir. Yani bunu para olarak da verebilir veya bir takım onun temel ihtiyacı olan şeyleri alıp ona verebilir. Ya burada mesela bunu hani hediye olarak götürüyor ya, aslında niyeti sadakaydı. Hı hı. Bu yine sevap elde eder değil mi hocam? Tabii fark ki. Fark olmaz tabii yani. Ki, evet. Peki. Eli öpülesi bir öğretmenimiz şöyle demiş. Bekir isminde bir öğretmen. Diyor ki ben öğretmenim kıymetli hocam. Öğrencilerimden bazılarımın ailelerinin durumları kötü. Ailelerin durumlarının kötü olması sebebiyle çocukların bot ve mont ihtiyaçları, çanta ihtiyaçları falan oluyor. Ben acaba bu çocuklara, öğrencilerime bot alsam, mont alsam, okul ihtiyaçlarını, kırtasiye ihtiyaçlarını falan karşılasam, bunu da zekatıma saysam olur mu demiş. Evet, bunu zekatına sayabilir. Burada zaten maddi durumları iyi olmayan kişilerin çocukları diyor. Burada temel ölçü de budur. Bu takdirde onların çocuklarına bu temel ihtiyaçlar olan, yani okula ne tür ihtiyaçları varsa veya kendilerinin zati olarak, giysi olarak ne tür ihtiyaçları varsa bunları alıp bunun zekatını sayabilir. Eyvallah. Müslümana yakışan da budur zaten. Bekir öğretmen başta olmak üzere böyle fedakar bütün öğretmenlerimize selam ediyoruz. Cenab-ı Allah kolaylıklar ihsan etsin. Öğrencilerimize de zihin açıklığı diliyorum. Düzce'den İbrahim Bey hattımızda. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Hoş bulduk efendim. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam. İyisiniz inşallah hocam. Elhamdülillah. Sizler nasılsınız? Sağ olasın. Ben 75 yaşında bir şahıs. Maşallah. İbrahim amca hiç sesin öyle 75'lik falan gelmiyor yani. Sesim öyle de dizlerim 6 aydır dizlerimden secde yapamıyorum yani. Allah'ım kolaylıklar ihsan etsin. Ben şunu soracağım Furkan Bey. Buyurun buyurun. Şimdi oturarak kılıyorum 6 aydır. Tekbiri ayakta almaya çalışıyorum ama olmuyor. Bazen zorlanıyorum. Oturarak alıyorum. Bir. İkinci husus, yani ikinci husus değil de aynı konu. Hı hı. Namaz kılarken oturarak rükûya gittiğim zaman Sübhane Rabbiyel Âlâ diyor. Azim diyeceğim yerde âlâ demiş oluyorum. Biraz da unutkanlık başladı artık 75'ten sonra. Bilmiyorum. Bunu soracaktım. Bir de şu Furkan Bey, ikinci sorum. Şimdi camilere gidiyoruz. Bazı kardeşlerimiz, hocalarımız tatillerken tam uymuyorlar. Uymadıkları zaman biz nasıl, yani ne yapmamız lazım? Bunların uymadığını biliyoruz. Soralım İbrahim amca. Bakalım ne diyecek hocam. Rabbimiz sağlık afiyet ihsan eylesin. Ömrünüzü bereketlendirsin. Bize de dua ederseniz çok seviniriz. Düzce'ye de selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Bazen bana da oluyor hocam. Rükuda ve secdede tesbihatları karıştırıyorum. Yani rükuda diyeceğimi secdede, secdede diyeceğimi de rükuda söylüyorum. Bunun bir mahsuru var mı? Bir de İbrahim amca 75 yaşında dizlerinde yaşadığı problem sebebiyle oturarak kılıyormuş. Ne tavsiye edersiniz? Bilinçsiz bir şekilde bu secde ya da rükû tesbihlerini karıştırmakla, birbirinin yerine söylemekle bir şey olmaz. Yani bu namaza aykırı bir durum değil ve sehiv secdesini gerektirecek bir durum da değil. Daha çok insanlar sehiv secdesini merak ediyorlar. Bu namazı bozacak ya da sehiv secdesini gerektirecek bir durum değil. Netice itibariyle bunlar anlam itibariyle birbirine yakın şeylerdir. Sübhane Rabbiyel Azim, yani azim en büyük olan,
Eala de en yüce olan anlamında, ikisi de Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarından birisidir. Tabii sünnete uygun olan nedir? Hepsini yerinde söylemektir. Hı hı. Ama buna aykırı davranıldığı zaman da namaza herhangi bir sevap açısından da bir zarar meydana getirmez. Peki. Beyefendi tabii oturarak namaz kıldığını ifade ediyor. Kendisi iyi dinledik kendisini, çok iyi anladık. Demek ki oturarak namaz kılacak bir durumda oturarak namazını kılabilir. Yani bu durumda olan bir kimseye kalksan illa da ayakta kıl, mecbursun ayakta kılmaya demek isabetli değildir. Eyvallah hocam, teşekkür ederiz. İzleyicimiz İbrahim Bey'in ikinci sorusu tadil erkanla alakalıydı. Özellikle bazı gittiğim camilerde buna uyulmadığını görüyorum. Cemaat bağlamında biz cemaatsek eğer, burada yapacağımız bir şey var mı dedi. Furkan'cığım, yaşını genç olarak atlettiğin için 3 tane soru sormuş oldun. Evet, araya 3 tane. 2 gündür evet. Hocam böyle 2 deyip 3 soran oluyor. İbrahim amcanın yaşına hürmeten sesi de genç geliyordu. Bir şey diyemedik. Evet, test sorusunu bir daha alalım tekrar. Bazı camilerde tadil erkana evet, uyulmadığını tamam. Görüyoruz. Cemaat olarak ne yapmamız lazım dedi. Şimdi bu tadil erkana uyulmayan yerlerde imamın öncelikle güzel bir şekilde uyarılması gerekir. Yani hocam, icabında biz yaşlı insanlarız. Bizi de biraz gözet ve rükû, secde bunları biraz tadil erkana uygun bir şekilde yap diye onunla güzel bir şekilde konuşmalılar. Efendim, burada temel olan, yani rükün olan şey nedir? Burada rükû yapıyor ve orada en azından Sübhanallahil Azim diyecek kadar ya da Sübhan Rabbiyel Azim, Sübhan Rabbiyel Ala diyecek kadar orada duruyorsa artık bu konuda çok vesveseli olmamak veya tereddüt göstermemek lazım. Yani el verir ki tane tane bunları söylesin ama bu şekilde yapıyorsa, yani ifade ettiğim gibi rükû ve secde tesbihlerini yapıyorsa ve burada cemaat bunu rükû tesbihini söylemese bile namazı geçerli, secde tesbihini söylemese bile namazı geçerli, bir kere söylese de geçerli, her ikisinde de birer kere söylese de geçerli, bu kimse o imama tabi olmaya ve cemaatle namaz kılmaya devam etsin. Ama bir sefer bile olsa, yani başını koyup kaldırıyorsa, efendim rüküye tam eğilmiyorsa bu türlü durumlarda onu güzelce bir şekilde ikaz etmesi uygun olur. Eyvallah. Mehmet Bey'in selamları var hocam. Kendisi şöyle demiş. Yıllar önce bir camide vaaz dinlerken hoca efendi vaaz ettiği konu içerisinde şöyle dedi. İşte mübarek gecelerde şu namazları kılabilirsiniz. Ben de bunu duyduktan sonra uzun yıllar boyunca işte Berat gecesinde 2 rekat, Regaib gecesinde 2 rekat falan böyle her gece için namazlar kılmaya başlamış. Teheccüd namazı da dahil olmak üzere 12 rekat namaz kılıyordum diyor. Ama Diyanet'e Soralım programında bu tarz geceler için özel bir namaz olmadığını duydum. Şimdi şaşırdım. Acaba ben yanlış bir iş mi yaptım dedi. İhtimaldir, bu benim aklıma geldi. Acaba yıllar önce dinlediği vaazda hoca efendi hani bu geceleri değerlendirmek maksadıyla nafile ibadet bağlamında 2 rekat namaz kılabilirsiniz mi dedi de o yanlış anlaşıldı diye benim aklıma geldi. Furkan'cığım, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettiği, kendisinin kıldığı ve bize öğrettiği namazlar var. Bir de Peygamber Efendimizin öğrettiği namazları yeterli görmeyip, hani geçen akşam da bir nebze buna değindik. Evet. Peygamber Efendimizin kılmış olduğu namazları yeterli görmeyip, efendim yeni namazlar ihdas ediliyor. Ne gibi? İşte Berat gecesi namazı, Regaib gecesi namazı, Kadir gecesi namazı, efendim Mevlid kandili namazı vesaire, bunun gibi efendim namazlar ihdas ediliyor ve hocalar bunları teşvik ediyorlar. Bunları yeni dua kitaplarının bir kenarında veya bazı kitapların bir kenarında bunları görüyorlar. Hı hı.
Ve bunları cemaate söylüyorlar. Efendim bunun şu kadar fazileti var, şu var, bu var diye ifade ediyorlar. Ve bunların faziletiyle ilgili o kadar gerçeğe uymayan, dinin sıhhatine uymayan şeyler söylüyorlar ki üzülüyorsunuz, yani bunlara üzülüyorsunuz. Bir anda insanları efendim tamamen cehennemden işte kurtaran, efendim cennetin ortasına götüren, hatta peygamberimize komşu kılan, böyle bu tür ibadetlerden bahsediliyor, namazlardan bahsediliyor. Bunlar doğru değildir. Yani Peygamber Efendimizin bize tavsiye etmediği, insanların sonradan icat ettiği ve icat ederken de birçok fazileti bu şekilde barındıran, ifade eden şeyler doğru değildir. Ve bu şekilde kılınan namazlarla bu hedefler gerçekleşmiş olmaz. İnsanlar bu sevapları elde etmiş olmazlar. Öyle ben şunu ifade etmek istiyorum. Cennet o kadar da ucuz bir cennet değildir. İnsanların bu cenneti kazanabilmeleri için, elde edebilmeleri için bir defa imanının son derece sağlam ve kuvvetli olması, amellerinin son derece kuvvetli olması, sahih bilgiye sahip olmaları, efendim kaza namazları varsa efendim bunları tamamen kılmaları. Mesela Ömer Nasuhi rahmetullahi aleyhin kitabında da geçiyor. Diyor ki efendim diyor bazı insanlar söylerler ki diyor Kadir gecesinde ikindi namazıyla akşam namazı arasında işte şu kadar namaz kılarsan, 4 rekat bir namaz kılarsan bütün kaza namazların affolunur. Böyle bir şey yok diyor. Bak böyle bir şey yok diyor. Ama baktığınız zaman hala böyle bir şeyin varlığından bahsediyor insanlar. Güya insanları ibadete teşvik etmek için. İnsanları ibadete teşvik edelim ama sahih olan, doğru olan şeylerle teşvik edelim. Tabii ki. Bu insana biz Kur'an'la barışık olmasını, Kur'an'ı anlamasını, İslam'ı anlamasını, yaşamasını, bütün bunları tavsiye edelim. Bir insan eğer Kur'an'la barışık değilse, Kur'an'ı anlamıyorsa, bu insana siz namaz kıl, nafile namaz kıl, nafile namaz kıl demekle Kur'an'ın içeriğinden bir haberi yoksa, dini hayattan bir haberi yoksa, efendim amel noktasında, iman noktasında, amel noktasında bir takım sıkıntıları varsa, bu insan sadece bu namazları kılarsa cennetin ortasına mı gidecek? Bütün bunları iyi hesap etmek gerekiyor. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. İnşallah anlaşılmıştır. Çorum'dan bir telefonumuz var. Emine Hanım hattımızda. Hoş geldiniz. Sağ olun, Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar hocam. Sizden de Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Eşim saat 8'i zor bekliyor, hiç kaçırmıyor sizi. Selam olsun eşiniz beyefendi. Beraber izliyoruz. Hocam 40 seneki önceki hatalar, mesela çocuk aldırmalara 200 gram altın dediniz ya. Hı hı. Bunu alamıyorsa ondan sonra kefare doğrucu olur mu onda? Ya da çocukları, varisleri helal ederse olur mu diye soracağım. Peki. Soralım Emine Hanım. Bir tane daha sorabilir miyim? Buyurun. Hocam? Buyurun. Ha, şeyde selam vereceğimiz zaman hayatta Rabbenalardan sonra Rabbi Canli diye dua var ya, onu evet. Okuyorum hocam, olur mu? Soralım onu da inşallah. Bize de dua edin. Eşiniz beyefendiye de çok çok selam ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlarınız olsun. Şimdi hanımefendi konuya biraz hakim. Kürtaj sonucu. Evet. Vurre vermesi gerektiğini biliyor. Ama maddi imkansızlıklar varsa veya varisler bunu helal ediyorsa durum değişir mi? Maddi imkansızlıkları varsa tabii ki bunu veremez. Bu durumda tevbe istiğfar etmesi yeterlidir. Veya işte varisler bunu helal ediyorsa, biz bunu helal ediyoruz, almıyoruz diyorlarsa bu daha iyi kendisi için. Ama yine bunu yaptıktan sonra tevbe istiğfar, gözyaşı bunlar da olmazsa olmaz değil mi hocam? Zaten hanımefendi konuşması, edası itibarıyla bu tevbeyi, gözyaşını çokça yapan bir hanımefendiye benziyor. İnşallah ben böyle anladım konuşmasından. İnşallah. Bunları zaten yapıyordur. Allah razı olsun. O yüzden ayrıca zikretmedim. Peki. Rabbena dualarından sonra Rabbi cealni mukime salati mesela. Kur'an'daki bilinen dua ayetlerinden okuyabilir miyiz? Evet, ne kadar güzel. Yani Rabbi cealni mukime salah ve min zürriyeti Rabbim beni namazı daima
daimi olarak kılanlardan ve benim zürriyetimi de daimi olarak namaz kılanlardan eyle. Rabbimiz benim duamı da kabul eyle diye bir duadır ve bir ayettir aynı zamanda. Bu ve benzeri dua ayetleri okunabilir. Veya Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dua olarak okuduğu, bize öğrettiği dualar da okunabilir. Eyvallah hocam. Salih Bey şöyle bir soru sormuş hocam. Estağfurullah, Adem Bey sormuş bu soruyu. Diyor ki hocam, sabah namazının şahitli bir namaz olduğu ile alakalı bir bilgi okudum. Diğer namazların şahidi yok mu? Bu konuda ne anlamamız lazım demiş. Güzel. İnne Kur'anel fecr kâne meşhûde. Kur'an sabah namazı şahitli bir namazdır diyor orada. Fecr özellikle kullanıyor. Diğer namazların şahidi yok. Bu var. Melekler her zaman şahittir. Yani sağımızda solumuzda bulunan melekler her zaman için buna şahittirler. Ayrıca bu namaza müminler de şahittir, cemaatle kılıyorsak onlara da şahittirler. Peki özellikle sabah namazı niçin burada vurgulanmış? Sabah namazları, ben böyle tabir ediyorum, sabah namazları namazların anasıdır. İnsanların en tatlı uykuda oldukları zamandır. Sabah namazı bu bakımdan çok önemlidir. Hatta sadece farzı değil, sünneti bile çok önemlidir. Peygamber Efendimiz sabah namazının iki rekat sünnetinin dünyadaki her şeyden daha hayırlı olduğunu, dünyevi olan her türlü kazançtan daha hayırlı olduğunu ifade etmiştir. Bu bakımdan ona vurgu yapılmış. Eyvallah. Hocam, benim bir sorum olabilir mi müsaadenizle? Estağfurullah. Mekanların da şahitliği olur mu? Mesela ben böyle kendi kendime hep şunu söylerim. Hatta cemaatimle böyle bir her ayın son pazar günü sabah namazını Ankara'da ecdadın yaptığı ama sabah namazında cemaati az olan camilerde bir buluşma tayin ediyoruz kendimize. Ve bunu diyoruz ki hani buralarda yüzyıllardır kimler kimler namaz kıldı. Bu camide inşallah bizim için bir şahit olur. Sabah namazını bende kıldı, bizimle beraber ibadet etti benim içimde falan. Mekanların da şahitliği olur mu? Elbette ki derileri konuşturan Allah, değil mi? Böyle ifade etmiyor mu? Ya. Hatta اِذَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ. Efendim, kulakları, gözleri ve derileri şahit kılan, bunları konuşturan Allah camileri konuşturmaz mı? Camiler şahitlik yapmazlar mı? Ya Rabbi, ben şahidim, bu kulun geldi bende namaz kıldı demezler mi? Elbette ki bu mekanlarda şahitlik yapabilir. Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Ankara'dan bir telefonumuz var. Seyfullah Bey hattımızda. Hoş geldiniz Seyfullah Bey. Selamünaleyküm. İyi akşamlar. Cuma mübarek olsun hocam. Bir mukabele. Buyursunlar efendim. Hocam, bir hocama bir soru soracağım tabii. Buyurun. Ben daha önce ticaret yapıyordum. Bu ticareti yaptığımız zaman da ufak tefek hatalarımız oldu. Yani ayıplı, kusurlu. Yani hatalı mallar alıp sattık. Bu da önünde şimdi vicdan azabı yaşatıyor. Bu insanlara nasıl bir helallaşma şey yapar kul hakkı olarak da? Eyvallah. Soralım. Bakalım hocam ne diyecek? Rabbim günahlarımızı affetsin. Ankara'ya selam olsun. Hayırlı akşamlar. Ne dersiniz hocam? Kul hakkını ilgilendirdiği için eğer bunları bilebiliyorsa beyefendi, tahmin eder ve ne kadar bir hak üzerine almış ticaret esnasında, bunları bugünkü değerleri üzerinden verir ve onunla helalleşir. Eğer bunları bulamıyorsa, ki hepsini bulması da mümkün değil, ticaret yapıyor çünkü, onun şayet o insanlar vefat etmişse, mirasçılar varsa, mirasçılarıyla helalleşir. Bak, çok zor bir mesele. Mirasçılarını da bulamıyorsa onların adına hayır hasenat yapabilir. Şimdi beyefendi bir şey hatırlatıyor bize, nedir? İnsanlar ticaret yaparken karşıdaki insanlara alım satım esnasında veya ne bileyim sağlıklı mal verip vermeme konusunda dikkatli olsunlar. Bunları yaptıkları zaman öyle bir zaman geliyor ki ilk önce tabii ki bunu bir kazanç gibi zannediyor ama sonradan
öyle bir zaman geliyor ki eyvah diyor, ben ne yaptım diyor. Ve bu insanları artık arası da bulamaz. O yüzden bizim ticaret erbabımızın son derece dikkatli olması ve kul haklarını, müşteri haklarını üzerine geçirmemeye gayret göstermeleri gerekir. Niçin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor? اَتَّاجِرُ السَّدُوكُ الْاَم۪ينَ يُحْشَرُمْ عَنْ نَب۪يِّينَ Yani doğru bir ticaretçi, helalinden kazanan bir ticaretçi peygamberlerle birlikte haşredilir. Peygamberlerle birlikte haşredilir diyor. Ne büyük bahtı. Yani onların yanında olur diyor. Bak bu ne kadar önemli bir payedir, ne kadar önemli bir şereftir, lütuftur. İçin bunu söylüyor. İnsanlar, tacirler, ticaretçiler düzgün olsun diye. Şimdi insanları biz dünyada aldatabiliriz. Efendim bir takım işlemler yapıp çürük bir portakalı çok sağlammış gibi insanlara verebiliriz. Evine gittiği zaman bu insan helal olmasın diyorsa bu o kimse nasıl bu kazancı çoluk çocuğunun midesine indirecek? Sonra biz diyoruz ki efendim benim çoluk çocuğum hayırsız oldu. Hanımım bana böyle karşı geldi, isyan etti, yuvamız bozuldu, bu oldu, şu oldu. İnsanlar bir şey, bir musibetle, bu tür bir musibetlerle karşılaşıyorlarsa geçmişlerine bir baksınlar. Karşıdaki insanları böyle anlamaz ya da ses çıkarmaz gibi değerlendirmesinler. Ben bunu genel olarak söylüyorum, herkes için söylüyorum. Bu yüzdendir ki Kur'an-ı Kerim'de Mutaffifin suresini çok iyi okusunlar. Mutaffifin suresini çok iyi okusunlar. Ne diyor orada? Veylül lil mutaffifin. Efendim alıp verirken insanları aldatanlar, eksik efendim verenler, aldığı zaman tam alanlar, verdiği zaman eksik verenler. Bunlara diyor kendilerine yazık, ya yazık olsun bunlara diyor. Ya bunlar esasında Cenab-ı Allah'ın yani bak ne diyor bunlara? Cenab-ı Allah diyor. Bunlar kendilerine yazık ediyorlar da demiyor. Evet yazık ediyorlar, o ayrı başa başka ama bizzat Cenab-ı Allah diyor ki bunlara yazıklar olsun diyor bak. Yazıklar olsun. Yani Allah'ın yazıklar olsun sözüne muhatap olmak ne kadar kötü bir şey. Allah ne kadar kötü bir şey. Allah cümlemizi muhafaza eder. Amin hocam. Allah razı olsun. Böyle helalinden ticaret yapmak nasip olsun. Tokat'tan İsmail Bey telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar hocam. Ve aleykümselam, hayırlı akşamlar. Hocam iki tane sorum olacak ama benim. Buyurun. Sorumun bir tanesi, şimdi yapsat yapanlar için konuşuyorum da. Yapsat yapanlar bankalardan kredi çıkartıyor. Malum yaptıkları inşaatları ya da evleri satmak için. Bu krediye sebep oluyor ister istemez müteahhit arkadaşlar. Bu krediye sebep olduklarından dolayı bu müteahhitlerin hükmü nedir? Hani faizli krediye girmiş oluyorlar netice itibariyle. Soralım. Bir tane sorumum bu. Diğeri de bir iki tane evim olduğunu düşünürsek bunların zekatı düşüyor mu? Peki efendim. Bunu da hocamdan isteyelim. Tokat'a selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar İsmail Bey. Şimdi müteahhit kardeşlerimiz veya emlakçı kardeşlerimiz, simsar olan kardeşlerimiz müşterilerine herhangi bir yönlendirme yapmıyorlarsa ama müşteri de gidip o ev için kredi çekiyorsa burada müteahhit için veya emlakçı için bir sıkıntı olur mu? Eğer burada müteahhitler ya da emlakçılar hiç kredi çekmeden bir insanı evlerini satabiliyorlarsa ne âlâ bir şey. Ama günümüz şartları o hale geldi ki insanların yeteri parası yok ve ev fiyatları çok pahalı. Müteahhitler ya da işte emlakçılar eğer insanları yönlendirmezse yani işte git şuradan çek git falan şuradan demezse. Çek ya da ben şu bankayla anlaştım git sen oradan çek bana getir demezlerse evini bu şekilde satabilirler ve helaldir kendileri için. Ama yönlendirme olmaksızın evimi ben satıyorum. Adam gitmiş bunu kredi çekmiş getirmiş faizli kredi çekmiş. Bunun sorumluluğu çekene aittir, günahı çekene aittir. Ama bu evi satan kimse için aldığı bu para helaldir. Peki hocam, teşekkür ederiz.
İsmail Bey, bir iki evimiz varsa diyor, birkaç tane evimiz varsa bunların zekat hesaplaması nasıl olacak? Burada bu evleri kendi ihtiyaçları için mi elinde tuttu yoksa yatırım için mi tuttu önemlidir. Eğer bunları elinde yatırım için tutuyorsa günlük değerleri üzerinden zekata tabidir. Bunları kendi ihtiyaçları, eşinin, çocuk çocuğunu veya kendi ihtiyaçları için elinde tutuyorsa, yani satma amacı, düşüncesi yoksa bunlar zekata tabi olmazlar. Eğer bunların kira gelirleri gibi gelirleri varsa kira gelirleri üzerinden diğer birikimleriyle birlikte nisaba ulaştığı zaman zekat değeri bunun üzerinden yapılır. Eyvallah hocam. Bir soru daha sorabilir miyim diye düşünüyordum ama bu soruyu da size sormak istiyorum hocam. Yönetmenim bana kızmasın. Bahar isimli bir genç kız kardeşimiz şöyle diyor. Ben 23 yaşındayım. Tesettürlü değilim fakat kılık kıyafetime azami derecede dikkat etmeye çalışıyorum. Fakat ailem ısrarla benim tesettüre girmem noktasında bana baskı yapıyorlar. Benim de içimden gelmiyor hocam şu an için demiş. İstemiyorum, acaba yanlış mı yapıyorum? Mehmet hocam cevaplandırır mı diye not etmiş. Evet, benim güzel kızım, ben ona böyle sesleniyorum. Benim güzel kızım, sen nefsini boş ver, nefsini terk et, nefsini razı etmeyi terk et, Rabbini razı et. Çünkü Rabbin sana diyor ki, tesettüre gir, örtün diyor. Sen Rabbini razı etmeye çalış, sonra pişman olma, gençliğin elinden gider. Efendim yaşın ilerler, o zaman kapanmanın da fazla bir anlamı yok. Böyle gençlik zamanındaki Allah'a kulluk daha önemlidir. Bu zamanda Allah'ın emrine uymak, tesettüre giymek daha önemlidir. Onun için ona diyorum ki tekrar gel, nefsine uyma, Rabbine uy. Eyvallah hocam. İnşallah öyle yapar sevgili İnşallah. Bahar kardeşimiz. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben müstefit olduk. İnşallah tekrar beraber olma fırsatına da erişiriz. Evet muhterem dostlarımız, bugünlük biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Peygamber Efendimiz buyurdular ki Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna eziyet etmesin. Hiçbir şekilde komşusunu üzmeyen, hatta komşuları tarafından iyi bilinen ve razı olunan kimselerden olmak niyazıyla. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişilere kullanılıyor? Cami mezhebine göre evde kafa girebiliyor muyum? Kadın değil, öğrenmek herkese farzdır.